İbn-i Ata tasavvuf Hakk'a boyun eğmektir demiştir. Hakk'a boyun eğmektir işte. İslam olmak, teslim olmak. Ebu Yakup Susi'ye göre Sufi sebebin rahatsız etmediği, talebin yormadığı kişidir. Yani o sebep, karşımıza çıkan sebep bizi rahatsız etmeyecek. Sebebin sahibinin Allah olduğunu bileceğiz. Ve talebin yormadığı kişidir diyor. Taleple yorulmayacaksın yani. Boş taleplerle de yorulmamak lazım. Yine Cüneyd'e tasavvufun ne olduğu sorulduğunda şöyle cevap vermiş. Ruhun kuvveti için sırrın Hakk'a ulaşmasıdır. Demek ki gaye ruhu kuvvetlendirmek. Ruhun kuvveti için sırrın Hakk'a ulaşmasıdır. Sır Hakk'a ulaşırsa ruh kuvvet bulur. Ruh kuvvet bulursa nefsi emri altına almış, rahmet etmiş olur. İşte bu da tasavvuftur. Bu durumda nefs sebeplerden fani olmayıp Hak ile kaim olmadıkça mümkün olmaz. Nefs sebeplerden fani olmayıp sebeplerden geçmedikçe Hak ile kaim olmadıkça mümkün olmaz diyor. Şibli'ye Sufilerin neden bu isimle isimlendirildikleri sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. Çünkü onlar şekillerin varlığı ve sıfatların ispatıyla vasıflandılar. Eğer şekillerin yok oluşu ve sıfatları ispat edenle vasıflansaydılar, ayrıca vasıfları sıfat ve şekle sahip olmamak olurdu diyor. İşte bu da yine tevhidin hakikatlerini ifade etmek için söylenmiş söz. Böyle demekle Şibli muhakkik, yani gerçek sufi için şekil ya da sıfat sahibi olmayı inkar etmiştir. Tabi gerçek muvahhid, muhakkik şekil sıfat sahibi olmaz. Şekilden de sıfattan da geçer. Bunların kendisinde emaneten olduğunu görüp sahibine teslim eder. Renksiz bir hal alır. Öyle denir ya tasavvufta. O renksizliği yakalamak. Tasavvufta nefis mertebelerin de rengi vardır. En üst mertebede artık renksizlik mertebesidir ki işte orası Hakk'ın boyasıyla boyanma, sıbgatullah, işte Allah'ın boyasıyla boyanma halidir. İşte artık orası renksizlik halidir. Ebu Yezid Bestami, Sufiler Hakk'ın kucağındaki, yani himayesindeki bebeklerdir demiştir. Ebu Abdullah Nebaci ise şöyle demiştir. Tasavvuf bir sam, zatül cemp hastalığına benzer. Bakın şimdi tasavvufu hastalığa benzetiyor. Başlangıcı saçmalıktır. Yani sayıklamaktır. Bu hastalıkta da böyle sayıklamak, kendinden geçmek, sayıklamak gözükürmüş. Başlangıcı saçmalamaktır. Yerleştiğinde insanı dilsiz hale getirir. Yani artık o bilgilere vakıf olduktan sonra dil lal olur. Konuşmaz olur. Yani o sırları artık paylaşacak kimseyi bulamazsın. Anca ehlini bulursan onunla paylaşabilirsin. Ehli de zaten ona vakıftır. Yani kişi tasavvufa girince önce makamından söz eder ve hali hakkında bilgi verir. Evet, ilk önce tasavvufa giren kendi halini anlatır. Çünkü bir şeyler artık yolun başında ya, öğrenmeye başladı. Makamından söz eder, halini anlatır. Şöyle hal yaşadım, böyle hal yaşadım, şöyle rüya gördüm, şöyle haller oldu gibi. Keşfi açıldığı zaman ise hayrete düşer ve suskunlaşır. İşte o keşif açıldığı zaman o hallere takılmamayı öğrenebildiyse artık ondan sonra olanı seyretmeye başlar. Şaşkınlığa düşer ve suskunlaşır, susar. Ser-i Sakati'nin şöyle dediği anlatılır. Tasavvuf üç manaya gelen bir isimdir. Marifetinin nuru, veranın nurunu söndürmeyen. Kişinin marifetinin nuru, veranın nurunu söndürmeyen, batın ilminde kitap ve sünnetin zahirine aykırı konuşmayı gerektirmeyen, kerametleri Allah'ın haram kıldığı perdeleri yırtma iddiasını taşımayan bir isimdir demiş. Bu adlandırma sufiler topluluğuna hakim olmuştur. Müfret, yani tekil olana sufi, cemaatine de, yani kalabalık olana da sufiye denir. Buna vasıl olan kişiye de mutasavvuf. Bunlardan oluşan cemaate de mutasavvife denilir. Bu ismin Arapça olduğunu gösteren bir kök ve kıyas yoktur. Bu ismin ancak lakap hükmünde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kelimenin kamis, yani gömlek giyilmesine takammese, yani gömlek giydi
şeklinde isimlendirilmesinden hareketle suf, yün kelimesinden tasavvufe, yani yün giydi manasında tasavvuf olarak türetildiğini söyleyenler vardır. Bu da bir görüştür. Ancak yün giymek bu topluluğa özgü bir şey değildir. Bunu da bu ifadeyi de tasavvufun kök manasında Kuşeyri böyle ifade etmiş. Muhammed bin Ali Kassab der ki tasavvuf şerefli bir kişiden şerefli bir zamanda şerefli bir topluluk içinde zuhur eden şerefli huylardır. Daha önce de geçmişti zaten bu. Maruf Kerhi demiştir ki tasavvuf hakikatleri almak, halkın elinde bulunan şeylerden ümidini kesmektir. Yani Allah'a yönelmek, Allah'tan beklemek. Hakikatleri almak, halkın elinde bulunan şeylerden ümidi kesmektir. Hamdun Kassar şöyle demiştir. Sufilerle arkadaşlık et. Çünkü onlar aralarında, karşılaştıklarında çirkinlikleri tevil edecek mazeretlere yönelirler. Hayata ve insanlara iyimser bir gözle bakarlar. Kendilerinde görülen güzelliklerle alakalı olarak da kendilerini üstün görmezler, seni yüceltirler. Kendilerinde görülen iyiliği kendilerinde değil, karşısındaki insanın iyiliğine bağlarlar. Hamdun Kassar melametin öncülerindendir. Tabi bu hakiki melamileri kastediyorum. Yani kendilerine melami deyip de şeriatın emirlerinden düşmüş insanlar kastedilmiyor burada. Bu manada melamiliği ifade etmiş oluyor burada da yani. Yine Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri melamilik mertebesinin makamının çok yüce bir makam olduğunu, Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de melamet makamında, melami makamında olduğunu ifade eder Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri de. Meşrep olarak. Bu meşreptir yani. Evet. Bu melami dediğimiz zaman meşrep. Yaşayış tarzıdır bu. Evet. Bu melamilik herhangi bir tarikat değildir. Evet. Herhangi bir tarikatın ismi değildir. Evet. Bu bir yaşayış usulüdür. Evet. Hakikatleri, İslam'ı yaşayış usulüdür yani. Cüneyt demiştir ki tasavvuf barışı olmayan savaştır. Sürekli, yani sürekli mücahededir. Yani ömür boyunca mücahede içerisinde. Bu manada barış olmayan savaştır. Yine tabii cihat. Yine onun bir sözü, onlar bir evin halkıdır. Aralarına onlardan başka kimse giremez diyor tasavvuf. Bir evin halkı gibidir yani. Başka yabancı giremez. Yabancı olan insan tasavvufa kötü gözle bakan zaten anlamaz, idrak edemez, yanaşamaz da giremez de. Onun başka bir sözü, tasavvuf derli toplu bir zihinle Allah'ı zikretmek, sema ile vecde gelmek ve Kur'an ve sünnete uyarak amel etmektir demiş. Yine Cüneyd'in bir sözü, sufi yeryüzü gibidir, kötü olan her şey ona atılır ama ondan hep iyi şeyler çıkar. Yani hep iyi muamelede bulunur, iyilikle karşılık verir. Yine bu konuda şöyle demiştir, sufi yeryüzü gibidir, iyisi de kötüsü de üzerine basar. Bulut gibidir, her şeyi gölgelendirir. Yağmur gibidir, her şeyi sular. Ayrım yapmadan insanların ağırlığını yüklenir, onlara iyilikte bulunur. Konuyla ilgili başka bir söz de şudur. Zahirine önem veren bir sufi görürsen, bil ki batını haraptır. Eyvallah. Seyyid bin Abdullah Tüsteri demiştir ki, sufi kanını heder, malını helal gören kişidir. Ebu Hüseyin Nuri demiştir ki sufinin sıfatı yoklukta sükun ve huzur, şikayete bulunma varlıkta da isardır. Yani başkasını kendisine tercih etmektir. Bulduğunda da dağıtmaktır. Kettani demiştir ki tasavvuf ahlaktır. Ahlak bakımından senden üstün olan safa bakımından da üstündür demiştir. Evet, burada yani konu uzayıp gidiyor. Yine Ehlullah'ın sözleri devam ediyor. Biz bu sohbetimizde bu kadarla noktalayalım inşallah. Buradan anlıyoruz ki yine tasavvuf, şöyle kısaca bir özetlemek icap ederse, dinin özü dedik ya, İslam'ın özünü anlamak, idrak etmek, yaşamaktır. Bu yola başlangıcı, yani yolun girişi önce tasavvufun ne olduğunu anlamaktan geçiyor. Böylece tasavvufu Ehlullah'ın seçkinlerinin ifade edişleriyle, eserlerinden, kaynaklarından burada ifade edilmiş oldu. Tasavvuf kelimesinden ne anlamamız gerektiğine dair. Tasavvuf erbabı şunu iyi anladık ki
gönlü buna yatkın olan hakikatlere öğrenmek kastıyla, niyetiyle, samimiyetiyle meyledene açılabilecek bir kitap bu tasavvuf. Bu niyet üzere olmayan, farklı niyet taşıyan, tasavvufu karalamak, kötülemek niyetinde olan veya yok saymak, inkar etmek niyetinde olana zaten bu kitap açılmayacağını da Ehlullah beyan etti. Burada hakikaten öyledir yani. Bu hakikatler tasavvufi manada, yani dinin özü, hakikatlerini anlamak, idrak etmek dedik ya. İbn-i Arabi Hazretleri de ne diyor? Ancak bize yakın olanlar bizi anlayabilir. Demek ki gönlümüzü bu hakikatleri anlamaya açmamız lazım. Gönlümüzü açmazsak, yani her şeyin bir zahiri ve bir batını olduğu hakikatini bir defa kabul etmemiz lazım. Meseleye sadece zahiri boyutundan bakıp da, zahirini alıp da ben gerisini anlamam, ben gerisini de kabul etmem, bu işin zahiri budur işte, burada yazılan budur, ben zahirine bakarım diyen insana batini kısım açılmaz. O insan batini kısmına ulaşamaz. O batini kısım ona kapalı kalır. İşte İbn Arabi Hazretleri'nin dediği gibi bize yakın olanlar bizi anlarlar dediğinde olduğu gibi batini kısımları anlamaya gönlümüzü şöyle bir açmamız lazım. Eğer açarsak işte o zaman siz bildiklerinizle amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi öğretir buyurulmakta. O zaman Allah-u Teala, ilim iki çeşit, bir kesbi ilim, bir de vehbi ilim vardır. Kesbi ilim bizim çabamızla, gayretimizle elde ettiğimiz ilimdir ki işte kitapları okuyarak bunları anlayıp idrak etmeye çalıştığımız kısımdır. Ondan sonra bunlarla amel etmeye başlarsak vehbi olan kısmı açılır. İşte ledün ilmi dediğimiz o sırlar kısmı açılır. Buna vehbi diyoruz. Yani Allah'ın verdiği, ihsan ettiği, lütfettiği ilmi kısımlardır. İşte bu kısımlara da keşifler girer. Keşif dediğimiz, zevk dediğimiz hadise, keşif dediğimiz hadise, ilahi keşif. Tabi burada keşfinde birçok kolları var, dalları var. Yani sahih olan keşif kısmında bunlar da işte vehbi, yani Allah vergisi dediğimiz kısmıdır. Allah-u Teala bu kısımları o kuluna öğretir. Zaten tasavvufa girmenin amacı, gayesi de budur. Kesbi ilimlerle vehbi ilimleri öğrenmek, ikisini cem etmektir. Çünkü kesbi ilimler kuşun bir kanadı gibi bir kanat sağlar insana. Yani okuyarak, öğrenerek elde edilen ilimler. Vehbi ilimler, batıni dediğimiz ilimlerde kuşun diğer kanadı gibidir. İki kanadı olmayan kuş asla uçamaz. O zaman hem zahiri hem batıni ilimleri elde edersek hakiki zevke ermiş oluruz. Allah'ı gerçek manada, tevhidi anlamış, idrak etmiş oluruz ve bunun zevkini zevk eder hale geçmiş oluruz. Allah cümlemize bu manada hakikatleri zevk etmeyi, gereğince emirlerini tutmayı, yaşamayı nasip eylesin inşallah.